Merhaba gençler, ben Şükran Hoca. Türkiye'de hayvancılık konusuyla bir aradayız. Türkiye'de iklim şartları ve yer şekillerinin farklılığına bağlı olarak hayvancılık faaliyetleri de çeşitlilik göstermiştir. Bu şartlar hayvancılık faaliyetlerinin dağılışı üzerine de etkili olmuştur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık çok geniş alanlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerindendir diyebiliriz. Türkiye'de hayvancılığı etkileyen koşullara baktığımızda ise hayvancılığı etkileyen en temel koşul iklim ve bitki örtüsüdür. Yaz mevsimi Türkiye'nin büyük bölümünde kurak geçer. Step ikliminin görüldüğü bölgelerde görülen seyrek cılız otsu bitki topluluğu olan bozkırlar büyükbaş hayvanların beslenmesi için yeterli değildir. Bu nedenle bozkırların yaygın olduğu yerlerde yani iç bölgelerimizde daha çok küçükbaş hayvancılık yapılır. Bu da İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkar en yaygın olduğu yerler. Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinde yaz yağışları sayesinde oluşan gür otlaklar büyükbaş hayvancılığın ön plana çıkmasını sağlar. Gür çayırlar büyükbaş hayvancılığa neden olur. Bu da Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinde yaygındır diyebiliriz. Otlakların durumu ve yem sorunu dediğimizde ise Türkiye'de mera hayvancılığı yaygın olduğu için hayvan beslenmesinde otlaklar en önemli besin kaynağıdır. 1950-55 yıllarında Türkiye'nin %40'lık bölümünü oluşturan otlaklar günümüzde %20 oranlarına kadar düşmüştür. Otlakların azalmasında tarla açma, aşırı otlatmayla tahriplerin var olması etkili olmuş ve otlakların azalmasıyla giderek yetersizleşmesi hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Yem bitkileri tarımı ve suni yem üretimi de istenilen düzeyde değildir. Hayvan soylarının ıslahı dediğimizde ise Türkiye hayvan sayısı bakımından Avrupa'da önemli bir yerde ilk sıralarda yer almasına rağmen hayvan ürünleri ve üretimi, tüketimi açısından gelir için baktığımızda çok geri planlarda kalmaktadır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri ise yerli hayvan soylarının veriminin düşük olmasıdır. Hayvanların sayısı kadar verimi de önemli olduğu için Hollanda, Danimarka gibi ülkelerden getirilen hayvanlardan yararlanarak melezleme çalışmaları yapılmaktadır. Devlet üretim çiftliklerinde bu hayvanların soyları iyileştirilmeye, et ve süt verimleri ise artırılmaya çalışılmaktadır diyebiliriz. Besicilik ve ahır hayvancılığına baktığımızda besicilik hayvanların et, süt, yün ve gücünden yararlanmak için hayvan yetiştiriciliği yapılmasıdır ve besicilikte modern yöntemler kullanılır. Koyun kurak iklimlerde rahatlıkla yetişebilen bir bozkır hayvanı olarak karşımıza çıkar ve genel olarak yaygın bir şekilde yetiştirilir. Fakat yetiştiriciliğe baktığımızda yani besicilik açısından da ahır hayvancılığı açısından da baktığımızda Türkiye'de genel olarak ahır hayvancılığının daha yaygın olduğunu gözlemleriz. Ahır hayvancılığı ise daha çok hayvanların ahırlara konularak gerekli olan besinlerin verilmesi şeklinde yapılan hayvancılık olarak karşımıza çıkar. Ve Türkiye'de maalesef ki hayvancılık daha çok mera hayvancılığı şeklinde yapılır. Mera hayvancılığında hayvanlar otlak sahalara salınarak oradaki besinlerle beslenmeleri söz konusudur. Ve bu da yetersiz olduğu için et ve süt üretiminin mera hayvancılığında çok düşük olduğunu gözlemleriz. Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için yapılması gerekenler ya da alınması gereken tedbirler olarak değerlendirdiğimizde
Öncelikle hayvan soylarının iyileştirilmesi gerekir. Çünkü Türkiye'deki hayvanlar et ve süt verimi oldukça düşük olan hayvanlardır. Mera hayvancılığı yerine besicilik yapılmalıdır. Yani daha modern yöntemlerle hayvancılık yapılmalıdır diyebiliriz. Otluk alanlar korunmalıdır. Sonuç olarak mera hayvancılığında otlaklar çok tahrip edildiği için hayvanların yiyecekleri yemekler yok olmaktadır. Hayvan yemi üretimi artırılmalıdır. Ve kaliteli yem verilmelidir. Et ve süt verimini arttırmak için yem ne kadar kaliteli olursa et ve süt verimi de o kadar fazla olur. Erken kesim önlenmelidir. Daha bir kuzuyu ya da hayvanı yeterince büyümeden kestiğinizde elde ettiğiniz hem et hem de süt verimi çok daha az olur. Fakat Türkiye'de yaş durumuna çok bakılmaksızın hayvanlar kesilebilmektedir. Özellikle hayvanlardaki bulaşan salgın hastalıklarla mücadele edilmeli ve hayvan bakıcıları hayvan hastalıkları konusunda en temelde bilinçlendirilmelidir. Bunlara gerekirse eğitim verilmeli, devlet tarafından destek verilmeli, kredi ile de olabilir. Ve bilgilenmesi sağlanmalı, modern yöntemler teşvik edilmelidir diyebiliriz. Türkiye'de hayvanların coğrafi dağılışına baktığımızda hayvancılıktan küçükbaş hayvancılık ile başlayacak olursak eğer küçükbaş hayvancılıktan koyun küçükbaş hayvancılık deyince ilk akla gelen ve en fazla beslenen hayvan koyundur. Bunun sebebi bozkır bitki örtüsünün çok geniş yer kaplamasıdır. Ve Türkiye'de koyunlar ekstansif hayvancılık şeklinde ve iklim koşullarına bağımlı olarak yetiştirilirler. Bu kavramı daha doğrusu bilmemiz lazım. Ekstansif tarım ya da hayvancılık kullanılacak olan bir kavram. Ekstansif demek eski yöntemlerle, modern olmayan yöntemlerle, zaten eks ölü demek ya da eski amacıyla kullanılır. Oradan aklımıza gelsin. Ve intansif kavramı karşımıza çıkacak. İntansif ise modern ya da yeni bir şeyin in olması, üste çıkması, modern ya da yeni yöntemlerle yapılan tarım ya da hayvancılıkta kullanılan iki kavramdır. Bu iki kavramımız oldukça önemli. Biz ekstansif hayvancılık yaptığımız için elde ettiğimiz et ve süt verimi oldukça düşüktür. Koyunlar düz ya da hafif dalgalı alanlarda daha çok yetiştirilir ve Türkiye koyun sayısı bakımından baktığımızda dünyada önemli sırada gelen ülkelerden bir tanesidir. Koyun yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı yerler İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkar. Kıl keçisi dediğimizde ise engebeli yer şekilleri kıl keçisi için elverişli ortam oluşturur. Kıl keçisi üretimi devlet tarafından yasaklanmıştır ya da durdurulmuştur diyebiliriz. Bunun sebebi ormanlara, fidanlara zarar vermeleridir. Bu zarar çok ciddi boyutta olduğu için, ormancılığı tamamen engellediği için devlet kıl keçisi yetiştirmeyi yasaklamıştır. Doğada doğal olarak bulunan hayvanlar olarak kıl keçileri aslında daha çok karşımıza çıkar. En fazla bulunduğu yer Toros Dağları'dır. Çünkü bunlar çok dik yamaçlarda hareket edebilen hayvanlar olarak karşımıza çıkar.
Tiftik keçisi dediğimizde ise ana vatanı olarak baktığımızda aslında Ankara'dır. Bu nedenle Ankara keçisi olarak da bilinir. Tiftiği ve derisi oldukça değerli. Yani yünü çok değerlidir. Uzun, ince, yumuşak ve parlak tüyleri vardır. Genel olarak tiftiği için yani yünü için beslenir. İç Anadolu bölgesi, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde en fazla karşımıza çıkar. Büyükbaş hayvancılık dediğimizde ise Türkiye'de en fazla beslenen büyükbaş hayvan sığır olarak karşımıza çıkar. Beslenmesi için uzun boylu otların bulunduğu çayırlar gerekir. Türkiye'de de çayırlar bozkırlar kadar yaygın olmadığı için sayı olarak baktığımızda koyun kadar fazla değildir diyebiliriz. Çayırların en fazla olduğu yer Kuzeydoğu Anadolu, yani bu alan aslında Erzurum, Kars çevresi, Ardahan, yine aynı şekilde Ardahan, bu üç ilimiz Erzurum, Kars ve Ardahan çayırların en fazla olduğu yerdir ve Doğu Karadeniz'de dağların yüksek kesiminde karşımıza çıkarlar. Et ve süt üretimi bakımından önemlidir. Türkiye'deki et ve süt üretiminin çok büyük bir kısmı sığırlardan sağlanır diyebiliriz. Manda dediğimizde ise mandalar sulak ve bataklık yörelerde çok fazla yetişir. Manda sütü çok yağlı olduğu için yoğurt yapımında ve kaymakta kullanılır. Sütü çok değerlidir. Yoğurt ve kaymağı çok ünlüdür. Manda kaymağı diye duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Yapımında kullanılması açısından önemli. Mandanın en fazla olduğu yerde en sulak olan bölgemiz olarak Karadeniz bölgesi karşımıza çıkar. Marmara bölgesinde de gözlemlenebilir. Kümes hayvancılığı ise genel olarak eti ve yumurtası için beslenen tavuk, ördek, hindi, kaz gibi hayvanlardan oluşur. Tüketici nüfusun çok fazla olduğu yerlerde daha çok modern yöntemlerde çiftliklerde yetiştirilir. Tüketici nüfus dediğimize göre kalabalık bir nüfus olan şehirlerin çevresinde kümes hayvancılığı çok yaygındır. Nüfusun en fazla olduğu bölgemiz olarak Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi çevresinde yaygın olarak kümes hayvancılığına rastlarız. İpek böcekçiliği dediğimizde ise dut ağacının yaygın olduğu yerlerde koza üretimi için ipek böcekçiliği yapılır. Çünkü ipek böcekleri dut yaprağı yiyerek beslenen hayvanlardır. En fazla karşımıza çıkan yerler Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Marmara'nın güneyi olarak karşımıza çıkar. Özellikle dut ağacına bağlı olarak olduğu için Diyarbakır, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa gibi illeri de karşımıza görebiliriz. İpek böcekçiliği son yıllarda yapay ipeğin yaygınlaşması ile birlikte önemini kaybetmiştir. Çünkü yapay ipek çok daha ucuza mal olabilmektedir. Gerçek ipek üretimi için, yani gerekli olan koza üretimi ise hem maliyeti fazla olduğu için hem de çok uğraştırıcı bir iş olduğu için çok fazla tercih edilmemektedir. Arıcılık dediğimizde ise Türkiye'nin sahip olduğu doğal koşullar arıcılığa çok elverişlidir. Çünkü arıcılık için gerekli olan en temel şey çok fazla iklim türü ve bitki örtüsüdür. Aynı zamanda yükselti ister. Türkiye'de yüksek ve dağlık bir ülke olduğu için dünyada bal üretiminde, yani arıcılıkta önde gelen ülkelerden bir tanesidir. Genel olarak Türkiye bal üretiminde ikinci ya da üçüncü sıralarda dolaşır dünya için baktığımızda. Bal üretimi her yerde yapılır diyebiliriz. Ama en fazla yapıldığı yer olarak Ege bölgesi karşımıza çıkar. Bunun dışında bazı iller arıcılıkta çok önemlidir. Şöyle
Ege bölgesi. Ordu, Muğla, Rize, Antalya, Kars. Çok yaygın arıcılığın geliştiği ve bal üretiminde önde gelen illerimizdendir diyebilirim. Türkiye'de ormancılık dediğimizde ise ormandan elde edilen ürünler iki grupta sınıflandırılır. Doğrudan elde edilen asıl orman ürünleri ve yarı orman ürünleri olarak gruplandırılır. Asıl orman ürünleri dediğimiz ormanın içerisinde var olan ağaçlardan elde edilen ürünlerdir. Bunlar tomruk, parke ve sunta yapımı, mobilyalar, kağıt üretimi ve odun gelir. Yarı orman ürünü dediğimizde ise ağacın üzerinde var olan herhangi bir şeyden elde edilen ürünlerdir. Mesela reçine, sığla yaprağı yani bir ağacın yaprağı, keçi boynuzu ağacın meyvesi, ıhlamur yine ağacın yaprağı, çam kozalığı ağacın kozalığı ya da defne yaprağı yarı orman ürünleri olarak karşımıza çıkar. Türkiye ormancılık açısından baktığımızda yaklaşık olarak %25-26'sı ormanlarla kaplı olan bir ülkedir. Bu oran yüksek gibi görünse de orman potansiyeli çok daha fazladır ve ormanların birinci sırada geldiği bölge olarak Karadeniz bölgesi karşımıza çıkar. Bunu Akdeniz ve Ege bölgesi ormanları devamını getirir diyebiliriz izler. Türkiye'de balıkçılık dediğimizde ise Türkiye üç yanı denizlerle çevrili ve uzun kıyı alanları bulunan bir ülkedir. Yani deniz ve göllerce akarsu, göl, deniz açısından çok zengin bir ülke olmasına rağmen balıkçılık Türkiye'de çok fazla gelişmemiştir. Türkiye'de daha çok kıyı balıkçılığı yapılmakta, açık deniz balıkçılığı yapılmamaktadır diyebiliriz. Balıkçı teknelerinin bir bölümü modern cihaz ve donanımdan yoksundur. Yani çok fazla modern cihaz bulunmaz. Ve genel olarak kültür balıkçılığı çok fazla gelişmemiştir. Mevsimsiz ve aşırı avlanma hala söz konusudur diyebiliriz. Balıkçılık deyince aklımıza gelen ilk bölüm Karadeniz bölgesidir. Bunun temel sebebi soğuk sudaki çözülmüş oksijen miktarının daha fazla olması ve plankton sayısının daha fazla olmasıdır. Bu nedenle balık miktarı bakımından en zengin olan denizimizdir. Karadeniz bölgesinden sonra ikinci sırada boğazlar gelir. İstanbul ve Çanakkale boğazları göç yolları ve akıntılar üzerinde bulunduğu için balık miktarının fazla olduğu yerlerdendir. Akdeniz bölgesi ise balıkçılığın en az geliştiği bölgemizdir. Suyun sıcak olması ile ilgilidir bu durum diyebiliriz. Balıkçılığın Türkiye'de gelişmesi için yapılması gereken şeyler dediğimizde öncelikle modern yöntemler kullanılmalıdır. Modern yöntemler teşvik edilmeli ve öğretilmelidir. Bu anlamda kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı teşvik edilmeli. Özellikle soğuk hava depoları yani tutulan balığın korunması için soğuk hava depoları oldukça yetersizdir. Bu nedenle soğuk hava depoları yapılmalı. Kültür balıkçılığı teşvik edilmeli. Yani balık yetiştiriciliği. Ve denizlerdeki kirlilik engellenmelidir. Çünkü Türkiye denizleri gerçekten kirlilik oranı çok yüksek olan denizlerdir.
Tabii ki yasak avlanmanın önüne geçilmeli. Yani bazı balıkların üreme dönemlerinde olan avlanmalar sebebiyle bazı balıkların nesilleri tükenme altına girmektedir. Bu nedenle yasak avlanmanın kesinlikle önüne geçmemiz gerekmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.